Evet efendim, Büyük Punto'nun ikinci programına hoş geldiniz. Büyük Punto'nun ikinci programını çok özel bir günde, çok özel bir konukla yapıyoruz. Bugün 13 Mayıs, hepinizin de malumu olduğu gibi Türk Dil Bayramı ve Türkçe'ye çok büyük emek ve katkıları olan, benim de tanışmaktan çok büyük şeref duyduğum Gazi Üniversitesi'nden Türkçe öğretimi ana bilim dalından Profesör Doktor Necati Demir'le Büyük Punto'yu yapacağız bugün. Hocam, Büyük Punto'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Nasıl hocam sağlığınız bu pandemi, korona sürecinde? Umarım işe yarayan bir süreç olmuştur. Evet. Ben tabii dünyanın genel durumundan üzülüyorum. Türkiye'nin genel durumunu üzülüyorum. Tabii ekonomi bir sıkıntıya girdi vesaire. İşte eğitim, öğretim durdu. Bunlar hep kötü şeyler. Ama benim açımdan yani sebep ben olmayınca bir vicdan azabı da duymuyorum tabii. Yani ben bunu tam bir fırsata çevirdim ve 2 ay olmuş aşağı yukarı çekileri. Tam bir çalışma kampı yaptım ben odamı. 2 aydır çalışıyorum. Hatta böyle uzun yıllardır cesaret edemediğim konular vardı, böyle birikmiş konular. Onları da aldım önüme, böyle temizce birkaç yıllığına önüme açtım yani. Artık uçak kaldırabilir. Hocam, Evet. o zaman her açıdan hem geçmiş olsun diyelim hem Evet. de o katkılarınızı, yeni kitaplarınızda heyecanla beklediğimizi İnşallah bakalım. belirtelim. Hocam, bu Türk Dil Bayramı olması hasebiyle şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi bir etnolog, bir kültür bilimci olarak Evet. şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kültürü yaratan en önemli unsurlardan bir tanesi, hatta belki de en önemlisi dildir. Türkçemizde hem çok zengin hem çok kadim bir dil. Türkçe hakkında ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi tabii benim kendimi, çocuklarımı geçindirdiğim alan, yani mesleğim benim Türk dili. Ömrümü verdiğim bir konu Türk dili. Yani ne söylemek isterim? Şimdi dünyayı kuran, şimdi öyle anlaşılıyor ki işte dünyayı kuran 3 milletten birisidir Türk milleti. Türkçe tarihin başlangıcından beri var. Öyle görünüyor. Şimdi nasıl anlıyoruz bunu? Şimdi Sümer tabletlere, işte Sümerlerin Türk olduğu olmadığı ile ilgili tartışmalar var. Buraya girmeyeceğim. Ama Evet. bilim adamları Sümerlerin tabletlerinde, işte bir Alman bilim adamı 500 tane yaklaşık. Bizim Türk bilim adamı Osman Nedim Tuna yaklaşık 200 kelime şeyden çıkarttılar. Sümer tabletlerin içerisinde bulup çıkardılar. Türkçe kelime belli. Velev ki Sümerler Türk olmasa bile o milattan önce 3000 yılı filandır şey. Sümer Sümerlerin tarih tabletlerinde. sahnesine Ne çıkışı. kadar onu artık değerlendirdiler onu da malum. Yani işte bilemiyoruz. Malum değil. Demek Evet. ki ödünç sözcük verdiğine göre Sümerce'ye, yani bu kesin. Demek ki 5000 yıldır şeyde, yürürlükte. Bir de benimle ilgili gazetede bir haber çıkmıştı. Ben bir sözüme istinaden 15 bin yıldır varız diye biraz da böyle eleştirilmiştim ben. Onu şuraya istinaden söylemiştim. Buyurunuz hocam. Bu tarih Sümer'le başlar sözü yazıyı bulmakla ilgili. Yani Sümerler yazıyı yazmaya başladılar. Tarihi öyle başlattı Batılı bilim adamları. Evet Ama hocam. göz ardı ettikleri bir şey vardı. Yazıya bir günde geçilmedi. Bunun arkasında petroglifler, yani kaya üzerine yazılan, çizilen resimler vesaireler vardı. Elbette hocam. Şimdi ona doğru bakınca bir kez Sibirya'ya gittim bu kaya üstü resim incelemeye. Ben arkeolog değilim, arkeolojiden de anlamam. Ama o daha önce hiçbir milletin yaşamadığı Sibirya'nın o bölgesinde sadece Türklerin yaşadığı bir bölge, dış etkiye de uzak bir bölge, kimsenin gidip de müdahale edemeyeceği bir bölge. O kaya Evet hocam. resimlerinin girişinde Rus arkeologlar bir tabela yazmışlar. Tabela da şöyle yazıyordu. Yani bura milattan önce 10
14-12 bin yıllar arasında oluşturulmuştur diye. Şimdi ikisinin arasını alıyorum çünkü 2000 yıl, 14 bin, 12 bin çok büyük yıllar. Yani tabii ki çok uzun bir zaman. Hadi biz ortasından alalım, 13 bin yıl milattan önce. İki de üstüne milattan sonra vurduğumuzda demek ki biz 15 bin yıldır bu coğrafyanın üzerinde bu millet ileri geri battı çıktı, iyi günler oldu, kötü günler oldu falan falan, ama bu 15 bin yıldır bu millet bu dille konuştu, anlaştı, etti, eyletti. Şimdi böyle bir dilimiz var bizim. Şimdi bazen şaşırıyorum. Şimdi çok şaşırdığım zamanlar oluyor. Şimdi şeye geleceğim, bu Dil Bayramı gününe de. Bu arada Dil Bayramı'nı da kutlayacağız. Evet hocam, çok mutluyuz. Şimdi böyle bir dil, böyle bir dil ama zaman zaman öyle bir sıkıntılara girmişiz ki, mesela bilinir gibi bir Türkçe, yani kök Türk yazıtlarında yer ve şahıs adlarının dışında bir tek yabancı kelime yok. Hepsi Türkçe. Demek ki bu iş Türkçe ile oluyordu. Sonradan işte Uygurlar dağılıyor, biliyorsunuz işte o Kırgızların o Uygur devletini yıkıldıktan sonra işte bir kısmı Maniyizm, bir kısmı Budizm falan filan, bu din ağırlıklı gelme meselesi bizim Türkçemizin yaklaşık 1500 yıllık sorunu. Şimdi ama bazı anlamadığım şeyler de var. Efendim, Arapça, hadi dinden dolayı aldık o kadar kelimeyi. Farsçadan evet. Ne diye o kadar kelime alırsınız? Yani o kadar ilginç ki, Farsçadan mesela İtalyancadan yığınla kelime almışız. Yani İtalya'yla bizim bir şeyimiz de yok. Yani burada göstersem size, çok tuhaf. Yani bu kadar işlek dilimiz olmakla birlikte, bu saflığımızdan diyeyim yani. Çünkü biz İslamiyet'te yanlış anlamış bir milletiz. O buraya da girmeyeceğim ama Arap'ın kültürünü alarak Müslüman olunmaz. Bizim dinimiz belliydi. Kitabını alacaktık, Kur'an-ı Kerim'i. Ona göre Peygamber Efendimiz'i de esas alarak bu şekilde bir İslamiyet bu kadar. Hepimizin adı yabancı ya. Hepimizin adı şey, benim adım şahsen Arapça. Yani o sınıfa giriyorum, bazen yoklama alıyorum ya, üstünden aşağı bakıyorum, üstten aşağı %95'imizin adı şey ya, yani başka bir dilden alınma, böyle bir millet olabilir. Şimdi hocam bunlara... benim adım da Bettim de Arnavutça'da ve Boşnakça'da çok var. Hani Besim çok kullanılan bir isim değil Türkiye'de ama daha Türkçe, daha öz Türkçe isimler %95'imizin ismi yabancı ya. Yani bu millet bu kadar şey olamaz ya, bu kadar sorumsuz olamaz yani. Bunların hepsini tane tane gözden geçirmek gerekiyor. Bir rahmetli Atatürk eğer bu şekle döndürmemiş olaydı, hala Arapçanın, Farsçanın içerisinde boğulup gitmiştik. Binlerce yılın en büyük dahiliğini yapmıştır o Türkçeyi yeniden kanalına sokarak. Şimdi buradan geri döneceğim. Bugün itibariyle Türkçe bütün zamanların en iyi durumundadır. Şunu söyleyeyim yani. Yani başlangıçtan bugüne kadar bu Türkçe bu kadar güzel olmadı, bu kadar işlek olmadı, bu kadar rahat konuşulmadı. Bak şimdi konuşuyoruz, anlaşıyoruz, her şey yolunda. Bu ülkedeki evet. 80 milyon adamla ben konuşabiliyorum, anlaşabiliyorum. Hatta bütün dünya üzerinde işte bu dil geçerli bir dil. Yalnız dediğim gibi biraz dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bununla birlikte Karamanoğlu Mehmet Bey meselesine geleceğim. Şimdi buyurun Karamanoğlu hocam. Mehmet Bey aslında bir gerçeği ortaya koydu. Karamanoğlu Mehmet Bey bir dille ilgili bilinçli bir şey değil o. Şimdi Karamanoğlu Mehmet Bey, tarihler aklımda değil ama olayları biliyorum. Bir taht kavgası var şeyde, Selçuklularda. Karamanoğlu Mehmet Bey de Gıyasettin, işte onlarda birçok Gıyasettin var ya, ona yardım ediyor. Evet. İşte kardeşler arasındaki kavgada şeyin tuttuğu taraf Mehmet Bey'in. Karamanoğlu Mehmet Bey'in tuttuğu taraf tahta geçiyor. O Gıyasettin, işte Selçuklu Sultanı Gıyasettin, 3. Gıyasettin galiba. O bunu yani o emeğinden dolayı başbakan yapıyor. Başbakan yapıyor ya, adamcağız şimdi Toroslar'da yetişmiş bir bey. Yani Karamanoğlu Mehmet Bey, bir güzel Türkçesi var ama ne Arapça görmüş adamcağız ne Farsça. İşte bir Türkmen beyi oturuyor başbakanlığa, şimdi evrak imzalayacak.
Ya getiriyorlar evrağı, adam anlamıyor. Yani okuyor mu okuyor, okuyamıyor adam yani. Ya bu diyor ki bu ne bu, bu nasıl bir şey? Adamın haberi yok dünyadan. Sonra diyorlar ki efendim bu böyle. Ya bu nece? Farsça. Bu nece? Arapça. Bu niye böyle? Diyorlar ki bu zamanından beri böyle. Yani o medreselerde falan işte biliyorsunuz eğitim dili yok, devlet dili işte Farsça biliyorsunuz. Niye Farsça? Evet, evet. İşte biliyorsunuz Selçuklu'nun ilk büyük veziri efendim bu Nizamül Mülk Fars'tır. Adam Nizami medreselerini kuruyor, Farsça vuruyor. Çünkü veziriniz, başbakanınız Fars. Ondan kendi dilinde böyle. Ama şimdi derler ki Anadolu'da onunla da ilgili hem destanla bağlantılı, destanlardan yola çıkarak da meseleyi çözebiliriz. Anadolu'da Türkçe Karamanoğlu Mehmet Bey'e kadar yani 1071 ile 1277 arasında kayıp derler ama değil. Onu söyleyeyim. İlk yazılan kitap Hazreti Ali Cenknameleri. Şimdi göstereceğim. Buyurunuz hocam. Evet, yani Anadolu'da çok önce 1200'lü yıllarda, 1200'lerin başında bu yazılmıştı. Yani Türkçe kayıp değildi. Bunu anlatacağım şimdi destanı anlatırken. Tamamdır yani hocam. Bunun dışında da size bir müjde vereyim. Bir mezar taşı. 1130'lu yıllarda. Hocam kitabı biraz aşağı indirebilirsiniz. Yüzünüzü zor görüyoruz. Biraz şimdi aşağı doğru bırakacağım. Evet. Şimdi, tamamdır hocam. 1130'lu yıllar, 40'lı yıllarda bir mezar taşı buldum. Melik Muhammed'in kızı efendim ölmüş genç yaşta, Danışmendlilerin. Dolayısıyla bu Oğuz Türkçesinin yaşını 20 küsür beyit. Oğuz Türkçesinin yaşını bir 140 yıl civarında ya da 100 küsür yıl geri götürebilecek duruma geldim. Yani onu ileride yayımlayacağım. Şimdi hazırlanıyorum ona. Şey bu. Yani yapmamız gereken şey önce şu kendi isimlerimizden başlayarak bunu bir iş edinerek çocuklarımızın isminden başlayarak bunu biraz daha düzgün hale getirmek. Dil meselesiyle ilgili konu bu. Evet. Evet hocam ben de onu söyleyecektim. En azından evlatlarımıza Türkçe, öz Türkçe isimler vererek Türkçe bir artık bir hareket kazandırmanın zamanı geldi ki son zamanlarda da buna doğru bir eğilim de görmeye başladım. Kendi adıma da bundan çok mutlu oluyorum. Şimdi şöyle bununla ilgili bir siyasi partinin lideri benden bir şey istedi. Yani işte çocukları doğduğunda insanların geliyorlarmış işte o ismimi yani ben çocuğum doğdu veya torunum doğdu ismini siz verin falan diye ben bir gün kaybediyorum hocam dedi yani o isim bulmak için falan dedim sen niye uğraşıyorsun dur ben hazırladım Türkçe'de olabilecek ne kadar bayan ve erkek ismi varsa hepsini böyle bir şeyin hazırladım bir sitem var benim oraya ekleyecektim. Bak onu da bir ihmali gittik, eklemedik. Yani oraya bir hocam bu arada o listeyi de bana programdan sonra mail atmanızı rica edersem. Elbette çok... yani yani zaten ben bunu paylaşacağım şeyde, kendi sitemde. Yani insanlar çocuğu olduğunda üstten aşağı listeye bakıp da oradan çocuklarına bir isim alabilirler. Çünkü hakikaten yaptığımız şey doğru değil yani. Evet. Peki hocam, sözlü kültürün yazılı hale getirilmesinde özellikle Türk kültürünün çok büyük katkılarınız olduğunu biliyorum. Evet. Çok fazla eseriniz, çok fazla makaleniz var ve bu konuda neredeyse mesainizin tamamını harcadığınızı biliyorum ve bunun için de çok teşekkür ediyorum. Hatta dünyadaki birçok insanın toplamından daha fazla masal, hikaye, destan derlediğinizi de biliyorum. Benim de biraz da özel ilgi alanım olan destanlar hakkında bir soru sormak isterim. Türk destanlarının diğer dünya kültürlerindeki destanlardan temel farklılıkları, temel özellikleri neler hocam? Şimdi bir kere Türkler kadar destanı çok olan millet yok yani temel farkı ne? Her ülkenin mesela Finlilerin bir tane destanı var, Hintlilerin birkaç tane belki, 3-5 tane. İşte Almanların 1-2 tane. Yani bu şu, bir kere biraz önce de bahsettiğimiz gibi dille ilgili konuşuyorken bir 15 bin yıldır varlık yokluk mücadelesi veriyoruz, düştük kalktık falan. Destan şudur aslında, destan varlık yokluk mücadelesinin
şeyidir, nedir, mahsulüdür. Yani durup dururken böyle işte her türlü keyfimiz iyi, ekonomimiz düzgün falan. Şimdi destan bu olmaz böyle. Bunun bir destanı olmaz. Şimdi evet. Çok her şey iyiken destanı niye yazıyorsun hocam? Çok batıp çıkmanın faturasıdır destan. Yani işte birazdan anlatacağım. Dolayısıyla temel fark olarak biz biraz hesapsız giden bir milletiz. Yani sonunu hesaplamadan çok iş yapmış milletiz ki böyle işte Cumhurbaşkanı'nın da biliyorsunuz Porsu'nda 16 tane Türk bayrağı var. O 150 tane var o. O yıkılan devlet, Türk devleti sayısı. 160, 170 belki var. Ama 16 tane büyük devlet olduğu için. Şimdi nedir dava? İşte yıkılıyor, yapılırken zor oluyor bu. Onu bir halli insanlar hafızasında tutuyor. İşte bir aklı eren adam çıkıyor, yazıyor. Bu da destan oluyor. Çünkü yaşanmış olay o kadar büyük bir olay ki. Yani şimdi Ergenekon destanı, yok oluyorsun ya, bitiyorsun. Bir adam pratiklik yapıyor, çekiliyor bir tarafa. Yeniden bir millet türetiyor ondan. Ondan sonra diyor ki ya bu ben çok büyük, önemli bir iş yaptım. Dolayısıyla bu önemli. Önemli olunca da destan oluyor. Şimdi Alman'ın öyle bir sorunu yok. Alman oturur sakin sakin. Yaptığı işi temiz yapar. Tabii Hitler'i katmıyorum işin içerisine. Evet. Dolayısıyla biz bir kere destan kültürü açısından dünyadaki bütün milletlerden ileriyiz. Diğerleri işte dediğim gibi silik. İşte birkaç tane destanı olanlar var. Dünyada meşhur olan destanlar var. Ama biz bu açıdan bir kere dünyanın en önde giden milletiyiz. Evet hocam. Peki hocam, bu destanlarla ilgili gerçekten neredeyse binlerce çalışmanız var. Özellikle evet. Son zamanlarda Dede Korkut'u yazdınız ve destan geleneğini, bunu yazıya dökmeyi çok önemli farklarla başardınız. Aslında yine hem destanlarla ilgili bir şey soracağım ama öncesinde bir soruyla daha bağlamak istiyorum. Evet. Henüz yazıya geçirilmemiş sözlü kültür öğelerimiz ne kadar zengin ve ondan sonra da sizin hem yapıtlarınız hem de çalışmalarınız doğrultusunda destanlar konusunda söyleyeceklerinizi dinlemek isterim. Evet. Şimdi ben normalde başından da söyledim, Türk dili hocasıyım. Normalde halk edebiyatı işidir şu destanlarla ilgili uğraşmak. Evet hocam. Ama ben baktım ki gidiyor bunlar. Yani bunu birinin toplaması gerekiyor. Ve toplamıyor kimse. Şöyle anlatayım size. Üniversite ikinci sınıfta okuyorken bir Şubat ayında başladım. Babam rahmetli sözlü kültürün tam bir hocasıydı. Bu arada Cumhuriyet Üniversitesi mezunusunuz değil mi hocam? Sivas Cumhuriyet Yok, Üniversitesi. Yok, Atatürk Üniversitesi. Cumhuriyet Üniversitesi. Atatürk Üniversitesi. Sonra Sivas'ta çalıştım. Pardon. Evet, lisans mezuniyetim Erzurum'dur. Hı-hı. Şimdi baktım ki babam bir derya. Üniversite ikinci sınıfının daha birinci dönemi bitti. Bir derleme defteri aldım. Şimdi okulda onu gösterecektim. Babam ne biliyorsa, o zaman teyip meyip yok. Fukaralık diz boyu, yani ses kaydedeceğim bir cihaz olmadığı için babam söylüyor, ben şeye kaydediyorum. Sonra annem mesela mani hazinesi, mani, bildiğiniz mani türü. Lisans tezimi ordu manileri üzerine yaptım ama %80'ini annecağızım söyledi bana bunu şey. Şimdi şöyle, hepsi bir anda aklına gelmiyor. Gecenin üçünde beni kaldırırdı. Yani aklına gelince ben onu yazardım. Çünkü sabahleyin aklına gelmez diye gecenin üçünde yazdırırdı falan. Baktım ki kimsenin bu işlerle uğraştığı falan filan yok. Ben ondan itibaren yaklaşık 85'ten günümüze 35 yıl geçmiş, 35 yıldır bu işle uğraşırım. Harcadığım para bir kere 400 bin doların üzerindedir bu işlere harcadığım para. Yani ben 400 Anadolu'da, bin doların üzerindedir hocam. Evet, Anadolu'da her 5 köyden 3'üne gitmişim. Yani yarısından fazlasını Anadolu'da köyü ziyaret etmişim. Oranın insanıyla oturup kalkmışım. Onları dinlemişim falan falan. Bunların hepsi zaman, enerji, madde falan filan bunu yaptım. Hakkari'den Edirne'ye kadar, efendim Muğla'nın en uç köyünden Artvin'in en uç köyüne kadar her 5 güne, yani yarısını geçtim aşağı yukarı. Şimdi mesela ninni araştırmalarımı durdurdum.
Çünkü 3 tane kitap yazdım Ninni ile ilgili. Artık yeni bir Ninni bulamayacak duruma geldim. Onu durdurdum. Bir 5000 civarı. O denli mi hocam? Yani efendim? Artık yani o kadar çalıştınız ve Ninni kalmadı mı hocam derleyeceğiniz? Öyle düşünüyorum. Çünkü Ninni gidiyorum mesela derliyorum ama geliyorum evde bak daha önce zaten derlemişim bunu. Yani yayınlamışım falan. 3 tane. Bir kez daha saygı duydum hocam size. Bir kez daha ellerinize sağlık. Ninniler bu kadarmış demek ki. 3 tane. Yani yaklaşık 5000 civarında Ninni çıktı. Baktım artık yenisini bulamıyorum. Bunu bitirdim. Son verdim. İkincisi masallar. Masal ben kendim kaç masal derlendi falan filan bilmiyordum da bir Kastamonu'da bir arkadaş masallarla ilgili bir tez yapmıştı. Ben de jüri üyesi olarak gittim. O oradaki arkadaş bahsetti ki şimdiye kadar 900 küsür masal derlenmişti. Bunun dedi 330'unu Necat Hocam derlemiş. Diğer 600 civarına da 140 yıldır başka hocalar. Yani o arada 140 yıldır bu işleri yapan adamlar. Şimdi şey bu. 330 masalı olan kitap bu. Fakat ben bu işte korona günlerinde bu şeylerin hepsini Word'a aktardım falan filan bir 3500'de 4000 masal arasında masal derlemiş. 4000 yani bu, masal. Bunun gibi demek ki bu 1000 sayfa. Bunun gibi en az 5000 olsa 3 cilt daha var. Yani demek ki bunun gibi 3 şimdi masalda da sona geldim bulamıyorum. Yani yeni bir masal bulamadığım için de artık şey yapmıyorum. Çünkü tekrara düşüyorum. İşte derleyip getiriyorum. Fakat o da ayrı bir şey yani. Onun da sonu yok. Mesela Çorum'dan derliyorum aynı masalı. İşte Adana'dan derliyorum aynı masal. Ama çok farklılıklar var. Söyle hangisi doğru falan oraya düşüyorsun. Çocuk oyununa çok emek verdim. Bir 5000 civarında çocuk oyunu derledim. Ve sadece 100 tanesini yayınladık şimdiye kadar. Evet hocam. Demek ki 4900 tanesi duruyor. Sadece seçtik. 100 tane koyduk. Ondan sonra başka neyin sonuna geldik? Destanların ta dibine indim. Şimdi anlatacağım onu. Geri çıkıyorum şimdi. Çocuk oyunları manileri aşağı yukarı sonuna geldim. Efsaneleri yayınladım çok miktarda. Bir orada alacağım. Manilerden bir cilt yayınladım. Belki şunun gibi 5 cilt daha çıkar. Efsaneden 2 cilti birleştirerek 1 ve 2 şurada görülecek. Bunun gibi belki 5 cilt daha çıkar arşivden. Yani bunları ben artık sonuna geldim aşağı yukarı. Evet hocam. Bundan sonra değerlendirme aşaması. Ömrümüz ne kadar bilmiyorum. Milletvekili gidebilirdim. Ama gitmek istemedim. Çünkü bu milletin malını topladık, arşive koyduk. Dünyanın en büyük arşividir diye düşünüyorum sözlü kültürde. Evet. Bunu şimdi gitsem milletvekili olsam falan 5 yıl sonra gelip bu enerji olmayabilir. Yapamam diye düşündüm. Ve ben bunları ayıklamayı kararlıyım. Son derece kararlıyım. Şey bu. Şey olarak sözlü kültürü çok büyük miktarını kurtardım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 35 yılım gitti. Hiçbir pişmanlık duymadım. Bazı nankörler var. Böyle hani hiç unutamadığım şeyler de var mesela. Nedir şimdi hocam? Kısa olarak bir alabilir miyiz? Efendim? Nedir onu bir alabilir miyiz? Şimdi mesela o yaşadığınız o burukluğunuz. Sinop'a tanıtmaya gittim. Adam arkamda konuşuyor. Bakmış orada belediyede bir görevli. Sarı saldık denilen adam bütün cihanı terbiye etmiş adam. Arnavutların tamamını Müslüman yapan Sarı Saltuk'tur. Fatih Sultan Mehmet değil. Boşnakları Müslüman yapan Sarı Saltuk'tur. Sarı Saltuk dünyaya terbiye 3 kıtada adaleti yürütmüş bir adam. Adam Sinoplu. Sinoplu on. Tanıtmaya gitmişim. Şimdi destanın içerisinden bir yeri açmış. Orada cazular mazular var. Yani cadılar. Anladım diyor, hocam. Arkama konuşuyor tamam mı? Beni duymuyor sanıyor. Diyor ki ya koskoca profesör olmuş. Unut şey diyor. Utanmıyor da diyor. Uğraştıkları şeye bak falan filan diyor ya. Ben ömrüm gitmiş biliyor musun? Ya dedim Allah böyle. Allah hocam ah.
Yani şunu söyleyebilirim ki maalesef kültürümüz çok ciddi bir değişime uğruyor, şekil değiştiriyor ve kendi kültürümüzden ya bir haber yetiştirildik, bir haber yetiştirmeye devam ediyoruz ve bu teknolojinin ilerlemesiyle de aslında çok net bilgiye ulaşabilecekken bundan da biraz hem mahrum Şimdi hayır, kalıyoruz onun hem dışında da başka şeyler de kalıyoruz. var Çok böyle acı. canımın yandığı. Mesela işte Vardır benim iki hocam. tane asistanım vardı bundan 5-6 sene evvel veya 4 sene evvel neyse. Bu çocuklar doktora yapıyorlar. Mesela doktora tez önerisi verecek. 2 sene uğraştı çocuklar 10 sayfa yazı yazmaya. 2 sene 10 sayfa yazıyı 2 sene yazıp getirip veremediler yani. Bir gün bir tanesini yakalamış bizim hocalardan biri. Çocuk söylemedi bana. Ya demiş ki siz kitap yazıyorsunuz da hoca yayınlıyor öyle mi demiş ya. Yani 10 sayfa yazıyı 2 sene yazamayan adama şey soruyor adam. Asistanlar kitap yazacak da ben Hoca onu yayınlıyor. yayınlıyormuşum yani filan. Ya çocuğum dedim söyle şunu ya. Söylemedi çocuk tabii. Yani onu kim Kim olduğunu oldu? söylemedi ama bizim fakültede bir hoca mesela. Bu tip şey. Mesela çocuk oyunu nasıl derlenir? Çocuk oyunu gideceksin çocuklarla oynayacaksın da öyle derlenir. Yani başka nasıl Evet, derlenir? yerinde Derlenir. gözlemleyeceksin. Başka Evet, türlü ben olmaz. bundan da mutluluk duyarım. Yani hiç de gocunmadım. O çocuklarla hayatımı da yaşadım yani. O çocuklar ya bir tanesi söylüyor koskoca profesör olmuş bak uğraştığı şeye bak. Yani. Hocam bir Düşünüyorum. laf vardır ya, Girdi. benim de çok sevdiğim bir laf. Hani edep yahu derler ya, edep Yani yahu erkeğin öyle kızı. ama ben hiç gocunmadım. Mesela o alan araştırmalarında adam getirdi, tüfeğe dayadı mesela şuraya. Dedi derhal köyü terk et. Yani bunları da gördüm. Mesela adam polislere ihbar etmiş bir keresinde. Polisler benim konuştuğum arkada bilmiyorum ya. Herkesi sorguya çekerek geldiler benim önüme çıktılar falan. Yani ya ben milliyetçiyim, ben bu ülkenin sevdalısıyım, kültüründe sevda. Bunu bilmeyecek ne var bu? Yani bu tip şeyleri de yaşadık. Neyse onlar da Hocam geldi. ufak bir örnek, ben de bir anekdot anlatabilir miyim? Buyurun efendim. Birleşmiş Milletler'de çalışırken sokakta çalışan çocukların devlet parasız yatılı okullarına kaydedilmesi projesi vardı. Bir il, şimdi adını vermeyeyim insanları kırmayayım. O ilde mahallelerde dolaşıp sokakta çalışan çocuk arıyoruz. Aileleriyle birlikte bilgi verip devlet parasız yatılı okullarına kaydediyoruz. Benim de o sokaklardan bir tanesinde boğazıma neşter dayanıp sen bizim çocuklarımızın böbreklerini çalacaksın, kaçıracaksın diye de Evet. ben de öyle bir Evet. ufak saldırıya maruz kalmıştım. Evet. Ama burada Hocam. yazdığı çok güzel şeyleri de gördüm. Mesela Doğu'da çalışıyorken, yani Doğu tarafında alan araştırması yaparken bir terör baskısı vardı. İnsanlara da fazla o tedirginliğinden dolayı anlıyorum. Ama mesela aynı yıllar sonra şeye gittim, Bilecik'te alan araştırmasına. Ya insanlar öyle rahat ki. Yani sen bunu ne yapacaksın diye sormuyor bile. Ya ben soruyorum, siz niye sormuyorsunuz bana diye. Çünkü adam o terör baskı, ha dedim ki biz olağanüstü zamanda olağanüstü yerlerde çalıştık da ondan zormuş bizim işimiz. Adam anlatmıyor. Bu ne Doğru. olacak diyor falan. Yani korkuyor. Yani birisi gelmiş tanımadığı birisi. Ya adamı işte başka şekilde kullanırsak falan filan. Yani bunlar geldi geçti. Doğru. Evet. Şeyler Evet. durum bu. Evet. Peki hocam, Dede Korkut'la ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi Buyurun. 13. hikaye yaklaşık bundan herhalde tam bir sene önce, Bir yani sene önce. çok He. zamanlarda ortaya çıkartıldı. Daha doğrusu dünyaya tanıtıldı. Ortaya çıkması çok daha öncedir elbette de. Şimdi hatta sizin Dede Korkut kitabını yazarken gözlerinizin bozulduğunu da biliyorum. Yani bu kadar da çok ciddi Evet emek evet verdiniz. gözlerim geçen sene bu. Yani şu gözlüğü geçen sene aldım. Evet. Peki hocam. Bu hikayelerin arşivi, yani 13. ve daha sonrasındaki hikayeler çıkabilir mi? Ya da ne zaman çıkacak? Bir de Ya aslında şimdi biraz hocam şunu da baksaydınız bitirebilir keşke. Buyur miyim? ki. Temel bir şey sormak istiyorum. Şunu da bitirebilir miyim? Aslında bizim bu Dede Korkut hikayeleri diye bildiğimiz şeyler biraz Oğuzname gibi değil mi? Yani Dede Korkut bana biraz orada anlatıcı gibi, hani günümüzün deyimiyle Şimdi anlatıcı gibi geliyor. destanlarla Doğru ilgili mu? konuya geçtiysek onu ben şöyle düzenleyerek anlatayım ama ta başa döneceğim şimdi. Bir Tabii ki, kere tabii ki hocam, buyurun. bir bilgi eksikliği var. 13. hikayenin nüshasını ilk ben yayınladım. Yani o 13. hikaye dediniz ya. Evet hocam. Çünkü o nüshada ben de vardı ve ben bu kitabın içine koymuştum zaten onu. Bir sene önce yazdığınız kitaba mı Bir sene koymuştunuz? önce evet. Yani aşağı yukarı hocanın metin ekici benim arkadaşımdır.
çok yakın arkadaşız hem de. Erzurum'dan okuldan beri arkadaşız. Ağabeyimdir benim onlar. Ama işte bir hazırlanıyorduk falan. Böyle bir Bayburt'ta hoca söyleyince böyle bir nüsha vardı. Ama normalde bu nüshanın sahibi bana da göndermişti. Başka arkadaşlara da göndermişti. Bu ne diye sormak için. Ben baktım Dede Korkut. Yani bekledim bunu da yayınlayayım falan de orada neyse. 13.sü o. Değil mi? 13.sü. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. 12 tane var Dresden nüshasında. 13.sü hocanınki. Ben burada 6 tane daha ilave boy var şu en son ilk Dede Korkut hikayesinde. Yani 6 tane daha mı var? Yani şöyle bir tane o sizin söylediğiniz oldu. Altı tane daha, yani toplam 6 tane ek burada oldu. Dolayısıyla şundan beraber 18'e çıktı. Yani şu benim Dede Korkut hikayeleriyle 18'e çıktı. Bunu hazırlıyorken fark ettim ki Türkmenistan'da bizim bilmediğimiz pek çok şey var. Dede Korkut hikayesi var. Ben Türkmenistan'dan toparladım. Şundan beraber 7 tane daha ekledim. Dolayısıyla Dede Korkut boylarının sayısı şu an itibariyle bizim katkılarımızla beraber 24'ü buldu. Yani 24. Bu 24 oldu artık. Yani Dede Korkut hikayesi artık 12 boy değil. Artık Dede Korkut hikayeleri 24 boy. Hatta bunun içerisinde boy sayılacak, sayılmayacak şeyler de var. Tartışılabilir filan işte. Belki 25 filan. Ben şöyle düşünmüştüm. Her Oğuz boyunun bir boyu olacağını düşünmüştüm içinde. 24 boya tamamlayınca anladım ki o düşüncemiz doğru değil. Çünkü başka boylar da çıkacak elbette bizden sonra bulunacak. Mesela Salurların 3-4 tane şeyi var, boyu var bunun içinde. Belli ki o ileride olacak. Şimdi ben destanlarla ilgili meseleyi şimdi toptan toparlayarak alttan yukarı dizeyim. Hocam şimdi, bu arada şeyi sorayım mı? Şeyi sorayım mı? Tekrar siz genele geçmeden önce. Sizden önce bildiğimiz 12 hikaye 12 vardı. 12 boy, evet, evet. 12 hikayeden şimdi yani Metin Hoca Metin Hoca'nınkiyle beraber kamuoyu duydu 13. Hı-hı. boy. Geriye ne kaldı? Demek ki 11 boy da benim katkım katkı oldu. Evet. Peki. Yani 11 boy buldum ama hiç kimse duymadı. bilmedi. Çünkü şeydir bu. Basın önemli. Yani bu işlerin yaygarası diyeyim ben önemli. Hoca orada tutturdu mesela Metin Hoca. Yani basın orada duydu falan. Onun arkasından ben gittim mesela. Ben de çıktım dedim ki bak şeye Bayburt'a giderken bu yayınlanmıştı. Şeyden bir hafta sonra da ben gittim. Metin Hoca'dan. Evet hocam. Dedim ki bak 5 tane daha burada var. Ama kimse dinlemedi. Yani o şey olmadı. Öyle bir yankısı olmadı yani. Sonra evet. bunu yayınladım mesela. Dede Korkut'un Türkmenistan boyları diye. Şimdi bunların evet. niye kutuluğunu da söyleyeyim size. Bunların ben ek ücretini ödedim ve kutulu yaptım. Hepsini Türk ülkelerinin Cumhurbaşkanı ve Başbakanlarına göndereceğim. Şu araya şey girdi işte bu musibet girdi. Büyükelçiliklere evet. teslim edeceğim. Yani ben bu Dede Korkut hikayelerini 24 boya tamamladım. Herkesin haber olsun diye Türk devletlerinin Cumhurbaşkanlarına ve Başbakanlarına hediye göndereceğim. O yüzden böyle güzel görünüyor. Hocam hangi yayın evinden çıktı? Nereden satın alabiliriz? Ötüken'den çıktı. Benim son bu seri Ötüken'den çıkıyor hep. Ötüken'den çıkıyor. Yayın, evet. Tamamdır. Almak isteyen izleyicilerimiz de buradan evet. alabilirler. Yani 24 boya tamamdır. İki tane kitap bu. Şimdi rengi birbirine benziyor falan filan benzemiyor aslında. İki ayrı kitap bu. Tamamdır hocam. Birisi hocam şunu sorayım. Boyları. Ondan sonra da sizin destanlarla ilgili genel evet. toparlamanızı rica evet. edeceğim ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Bizim bu Dede Korkut hikayeleri diye bildiğimiz şeyler aslında biraz birer Oğuzname mi? Yani elbet, Dede Korkut anlatıcı mı? Kesinlikle Dede Korkut hikayesi diye bir hikaye yok aslında. Dede Korkut bunu anlatan adam. Olay şudur. Olay şöyle. Olay buyurun şöyle. Hocam. Bana biraz daha izin. Elbette. Bir kitabı almayı unutmuşum. Aslında Oğuzname şu. Oğuzname'nin girişi şuymuş meğer. Ben Oğuzname ile ilgili 20 cilt kitap yazdım, yakında yayınlanacak. Bunlar Türkiye Türkçesine aktarılmış biçimi. Birinci cildi buymuş. İkinci cildi
şu imiş. Şimdi anlatacağım ne olduğunu Oğuz Kağan Destan'dan. Üçüncü cildi de şu. Aslında Dede Korkut vesaire hepsi Oğuzname. Yani doğru biliyormuşum hocam. Evet, bu girişi. Hı hı. Şimdi anlatacağım bunları. Bu diğer Oğuz Kağan'ın zamanında olan olayları içeren Nera Oğuz Kağan Destanı deniliyor. Oğuz Kağan'dan sonra Oğuzların içerisinde yaşanan olayları anlatan Dede Korkut hikayeleri de aslında bunun hepsi şey. Şunu da söyleyeyim, bu şamanizmin kutsal kitabı. Fakat ben şamanizmin kutsal kitabı diye yazamadım. Oğuz Kağan töresi diye yazdım. İki nüshasını buldum bunun. Birisini Berlin'de, birisini de St. Petersburg'da buldum. Oğuz Kağan'ın sözleri bu. Oğuz Kağan'ın bizzat söylediği sözler. Yani şunu yapın, bunu yapmayın falan filan gibi. Oğuz Kağan'ın da peygamber olduğunu iddia edenler vesaire var. Ama hocam bu yayın evini söyler misiniz? Hangi yayın hepsi evinden? Hepsi Ötüken'den bunlar. Ötüken. O da Ötüken'den. Evet. Tam adını da söyleyeyim izleyicilerimize. Oğuz Kağan Töresi kitabının adı. Evet. Türklüğün binlerce yıllık anayasası Oğuz Kağan Töresi. Ama şey, öğütleri ve vasiyetleri ve öğütleri diye yazdım. Ama bildiğiniz şeyin... Şamanizmin kutsal kitabı. Şamanizmin kutsal kitabı budur arkadaşlar. Tamamdır hocam. Yani işte Kur'an-ı Kerim'e benzetmek istemiyorum. Haddini aşmak istemiyorum. Şey tabii. Mesela diyor ki Oğuz Kağan'ın söylediği sözler bunlar. Yani bunun içindeki. Ya da Oğuz Kağan'a ilahi bir şeyle gelen sözler. Mesela demiş ki kadınların yaptığı ev yıkılmaz. Kadınların yıktığı ev yapılmaz. Şimdi düşünüyorsun ya Allah Allah, yani böyle bir isabetli söz olabilir mi? Kadının yaptığı ev yıkılmaz diyor. Kadının yıktığı ev de yapılmaz diyor. Yani müthiş bir şey. Şimdi evet hocam. Müthiş bir şey ya. Ben 20 cilt şey yazdım. Oğuzname yazdım. Hepsini topladım dünya üzerinde. Şimdi onu Tarık Kurumu'na vermiştim. Anlaşıldı. Tarık Kurumu yürütemeyecek. Hiç beni ilgilendirmeyen durum ama ben orada yayınlanacağını düşündüm. 2 senedir bekledim. Olmadı. Geri çekeceğim ve kendim yayınlayacağım. Yani bir yayın. Yani hocam çok şekilde. Özür diliyorum. Haddimi aşmıyorum ama aklın yolu bir. Yani yok, ben karışmam kimsenin. Yani üçüncü bir şahısla ilgili bir tasarrufum olmaz benim. Yani mizaç itibariyle de. Ben de şahısla ilgili konuşmuyorum. Genel tavırdan bahsettim hocam. Evet, yani o aynı bir mesele. Şimdi gelelim şeye. Bu hikaye şu. Ben ortaokul öğretmeniyim Gaziantep'te. Yıl 88 olabilir. 1988. Şimdi bu alan araştırmasına çıkıyoruz çocuklarla. Ortaokulda öğretmenim orada. Araba falan yok. At arabası çocuklar işte günlük nöbetçi. Bir tanesi at arabası ayarlıyor bana. Beraber gidiyoruz o çevre köylere falan derleme yapmaya. Bir gün bir köylü arkadaş dedi ki bir kitap getirdi bana el yazma. Dedi ki o hocam bu ne, bir bakar mısın? Baktım Saltıkname. Yani lisans mezunuyum filan ama Saltık Gazi Destanı filan biliyorum filan uzaktan yakından konuyu ama şey de böyle çok da donanımlı değilim o konuda. Yani üniversiteyi yeni bitirmişim, ortaokul öğretmenliği yapıyorum filan. Adam verdi bize, bir bakayım dedim. Ben aldım gittim, sonra indim gece şehre. 6 kilometreydi şey. Köyümle şehrin arası. Şehir arası. Baktım şimdi Dil Kurum Başkanlığı da yaptı. Şükrü Haluk Akalın hoca doktora tezi yapmış ama bulduğu 5 nüshanın baştan sondan hepsi de 10'ar sayfa eksik. Benim bulduğum nüsha tam nüsha. Ve el yazması değil mi hocam? El yazması. Şimdi tek başı sonu tamam olan tek nüsha şurada hemen, yani başı ucunda orada duruyor. Tek nüsha. Yani bir yıllık maaşımı vererek aldım. Şimdi o ilk girişteki 10 sayfayı ben o gece okudum hemen. Eski yazı. Orada bir sürü bilgi var. Yani şeyle ilgili. Şimdi 6 tane nüshanın, 5 tane nüshanın ilk 10 sayfası yırtılmışsa böyle bir tesadüf yok. Bunu kıskandığı için, o bilginin başkasında olmasını kıskandığı için yırtıyor adamlar. Başka destanlarda da geldi. Başıma geldi. Gördüm. Şimdi çok enteresanmış hocam. Oradan o gece okudum, baktım ki bir sürü bilmediğimiz bir şey öğrendim orada. Onu takip etmeye başladım. Orada diyor ki Danışment Gazi diye bir adam var. Anadolu'yu fetheden, yarısını fetheden odur. Onun da bir cilt Gazavatnamesi vardır filan. Ya aradım, buldum ki
bir şey, İrem Melikov diye bir Ermeni çalışmış Paris'te, bizde çalışan yok. Ben bunu ayarladım doktora tezine. Bir sürü şey yani arkasından da var da. İşte doktorayı bitirdim artık bütün aşamaları. Hocam da oturduk aşağı, ne yapacaksın tez dedi, ne düşünüyorsun? Dedim ki hocam danışmetnameyi yapacağım. Hemen hiç ikilemedi hoca. Tamam yap dedi. Git çalış dedi. Buldum nüshalarını falan. Paris'ten getirdim İstanbul'da. 17-18 nüshasını buldum falan. Öyle devam ettim. Bir gün öğrendim ki danışman Gazi benim dedemmiş meğer. Yani şimdi Niksar'da danışman Gazi'nin mezarı falan. Oraları tehlikeli falan. Tabii. Kaç sonra yazdım ben işte Taceddin Oğulları Beyliği'nin de Hacı Emre Oğulları Beyliği kitabını falan da o beylikleri falan yazdım. Kaç kuşak geriden dedenizmiş hocam? Tabii yani ölüş tarihi onun 1105 aradan 900 yıl mı geçmiş yani 1105 900'den daha fazla bir zaman geçmiş ama evet. Bizi Anadolu'ya getiren o Çepniler'i Anadolu'ya getiren o bölgeye yerleştiren danışment Gazi. Yani bizim ilk başlangıçtaki devletin mensubu, danışmentli devletinin mensubuyuz biz. Dedelerimin dedesinin dedesi neyse o da o şey. Şimdi bu bir tevafuk mu hocam? Efendim? Bu bir tevafuk mu? Ya bilmiyorum yani. Yani Allah'ın şeyi. Ya çok şeye ulaştım. Yani mesela dille ilgili ya şimdi konuşuyoruz. Mesela ikinci sınıfta üniversitenin hoca çıktı Eski Anadolu Türkçesi anlatıyor. Bizim köyün Türkçesini anlatıyor. Annemin Türkçesini anlatıyor filan. Eski Anadolu Türkçesi nedir bu? Selçuklu'nun yazı dili. Ama bizim köyün Türkçesi. Ya o zaman anlam veremedim ona. Meğer olay şöyleymiş. Danışment Gazi filan Anadolu'ya geliyor. İlk üniversitesini şeye kuruyorlar Niksar'da. İlk üniversite Niksar'da. Orada Hazreti Ali cenknamelerini yazmışlar Niksar ağzıyla. Sonra bu Hazreti Ali cenknameleri çok okununca ondan sonra eser yazanların tamamı onu esas aldığı için Niksar ağzı Selçuklu döneminin Anadolu'daki Oğuz Türkçesinin yazı dili oluyor. Tabii onu sonra Ordu tarafına indiği için yani Niksar'dan Ordu tarafına fethedildikten sonra oraya göçtüğü için meğer o yazı dili bizim köyün yazı diliymiş. Yani Osmanlı'nın yazı dili de Selçuklu'nun yazı dili de Ordu ağzıdır yani bizzat Ordu Giresun ağzıdır. Yani bir sürü şey. Çok enteresan bir bilgi hocam. Ya çok enteresan. Yani çok farklı metotlarla çalıştığım için. Şimdi neyse böyle gitti bu. Ben bu arada merak ettim. İşte Saltukname'yi zaten bulmuştum ama çok kapasiteli bir çok büyük olduğu için o doktora tezi olamazdı. Danışmetname'yi yaptım. Bu danışmetnameyle uğraşırken bu sefer Battal Gazi Destanı aradım, buldum nüshalarını falan filan. Onu da yayınladım sonra. Sonra dedim bu nereden geliyor filan. İş gitti Hazreti Ali cenknamelerine. Olay şudur arkadaşlar. Anadolu'daki hikaye. Buyurun hocam. Hazreti Ali cenknameleri. Şimdi Anadolu'daki insanı adam terbiye edecek. Bir kitap yazıyorlar. Hazreti Ali cenknameleri. Kitap bu. Bunu hem dini açısından terbiye edici, hem orduyu terbiye edici, hem toplumu onur edici vesaire yazılıyor. Ve bu 1000 yılın en fazla okunan kitabıdır bu Hazreti Ali cenknameleri. 1000 yılın en fazla okunan kitabı. En fazla okunan kitabı budur. Bu 50 yıldır okunmaz falan filan. Siz, babanızın kuşağı bilir bunu. Yani bunu özel anlatıcıları vardır. İşte gelir giderler, işte anlatırlar köy köy filan. Bu 50 yıldır ortadan kayboldu. Ama Anadolu'da 1000 yıldır en fazla okunan kitap bu kitaptır. Yani bu milletin okuduğu. Çünkü Hazreti Ali sevgisi vesaire onlar ayrı. Yalnız bu Anadolu destanlarında çok ilginçtir. Mesela Hun adı geçmez. Köktürk adı hiç geçmez. Önceki destanları hiç geçmez. Yani İslamiyet'le beraber bir geriye doğru hafıza kaybı var. Geriye dönük. Şimdi tabii ben ona nasıl geçtim? Bu sefer bunlarla uğraşıyorken sürekli Oğuzname'ye gitti işin ucu. Şuna şimdi alttan yukarı toparlayarak geleceğim. Evet. 2017'de bütün dünyayı taradım. Ne kadar Oğuzname varsa topladım. 20 cilt Oğuzname yazdım. Fakat bu arada bundan uğraşıyorken şimdi başka şeye uğraştım. Şimdi artık alttan yukarı gelebiliriz. Ne olacak? Arkadaşlar, Türk milletinin ilk kitabı şudur. Ulu Han Ata Bitiği diye bir kitap. Türklüğün ilk kitabı budur. Türk milletinin ilk kitabı budur. Bu Köktürk
yazısından, abidelerinden yüzlerce yıl önce yazılmış bir kitaptır. Yüzlerce yıl önce. Yüzlerce yıl önce yazılmış bir kitaptır. Benim en ince kitaplarımdan bir tanesidir. Ve olay şu. Bu kitapta ilk Türk'ün yaratılışı anlatılıyor. İlk. Peki Türk'ün hocam yine başı... Ötüken Yayınları mı? Ötüken Yayınları. Tamam. Şimdi ilk destanımız bizim bu. Bismillah. Şimdi bu şeyde korona kampı dolayısıyla Türklerin Türeyş destanlarını da topluyorum. Yani bu da yayınlanacak. Bu yıl içerisinde yayınlanacak. Ama ilk destanımız bu. Bir nolu Türk'ün nasıl yaratıldığını anlatıyor bu destan. Bir nolu Türk'ün, bir nolu Türk erkeğinin ve bayanının, annemizin. Hocam bu Törünge ile Ece'den mi bahsediyoruz? Hayır. Uluhan Ata, Uluhan Ana. Uluhan Ata ve Uluhan Ana. Uluhan, Uluay Ana. Uluay Ana. Uluhan Ata, Uluay Ana. Bu peki Umay Ana ile Umay Hatun'la da değil. Şimdi birleşemez bir şey mi? Çıkacak. Bir din de çıktı ortaya. Atalar ruhuna taptığımız bir dinimiz de varmış bizim. Bununla beraber o da çıktı. Nasıl? Ha diyeceksiniz ki hocam atalar ruhuyla ilgili ne din olabilir? Öyle bir din de var. Hocam. Şimdi şöyle. Arafa günü dedesinin kemiğinin tozu bile kalmamış mezarlığa niye gider adam? Olay bununla ilgiliymiş. Şimdi bunu anlatıyorum. Bu bir nolusu ya. Bu işte anlatıyor. Bunu ben ilk Oğuz Name bunda bahsediliyordu. O yüzden bunu aradım buldum. Bunu işte 580'li yıllarda birinin kitaplığında bu. Köktürk yazıtları 730 dikkat edin. 580'lerden bahsediyorum. Birinin kitaplığında Türkçe yazılmış. Sonra bu Farsçaya çevrilmiş. Farsçadan Arapçaya çevrilmiş. Bu Eddevadari diye bu Kıpçak. Dünyada 3 tane Türk devleti vardır şimdiye kadar. Şimdi çoğaldı da. Birincisi Köktürk devleti, ikincisi Eddevleti Türkiye var. Şeydi, Mısır Memlüklerin kurduğu devlet. Evet hocam. O devletin adı da Eddevleti Türkiye'dir. Yani Memlük devleti falan değildir o devletin adı. Türkiye. Biliyorum hocam. Biliyorum hocam. Üçüncüsü de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk'ün kurduğu. Şimdi orada bir yazar var. Eddevadari diye. O adamcağız o kitabı Arapçasını bulmuş ve özetlemiş. Özeti bu. Ben Arapçadan çevirdim bunu. Anladım yani hocam. Yani Türkçeden Farsçaya, Farsçadan Arapçaya, Arapçadan Türkçe'ye çevrilmiş bir kitaptır bu. Olay şu. Çok kısa anlatacağım. Buyurun hocam. Efendim? Buyurun hocam benim dinliyorum. Çok kısa anlatacağım. İlk Türk'ün yaratılışını şöyle anlatıyor. İşte Tanrı dünyayı yarattı. Sabah güneşi dünyaya vurduğunda o alev aslında dünyayı yakacakmış. Tanrı demiş ki olmaz böyle. Ben bir de dağ yaratayım. Ondan sonra o sabah güneşi oraya çarpsın ve dünyaya alevi yanmasın. Bitki, bitki işte artık canlılar diye. Ulu Karadağ'ı yaratmış Çin'in arka tarafında. Yani bizim Altaylar Dağı'ndan bahsediyor. Anladım hocam. Oranın bir tepesi varmış. Ot bitmez, bak bitmez bir yer. Orada bir de mağara var. Mağaraya bir gün sel oluyor ve toprak işte balçık balçık giriyor. Bir insana benzeyen bir Kur'an-ı Kerim'le aynı. Olay aynı. Balçık doluyor şeye. Dolduğunda mağaraya. İşte şey burcunda, güneş diyor bilmem ne burcundaydı. 9 ay geçti, Mart'ın 21'inde, bu arada Nevruz'un da kökeni çıktı. 21'inde o balçık canlanıyor ve adam oluyor. 21 Mart'ta o burçlardan hesapladım. 21 Mart'ta ilk Türk'ün doğum tarihi 21 Mart arkadaşlar. Yani Nevruz'un bir Türk bayramı olduğu milyon kere daha kanıtlanmış oldu. 50 kere daha ispatlarım da. Bu ayrı bir mesele. Ergenekon meselesi de var işin arkasında. Yani onu da anlatacağım. 50 türlü. İlk Türk'ün doğumu ondan dolayı kutluyor bu Türk milleti. Bu ilk Türk'ün doğuşundan dolayı doğum gününü kutluyor bu millet. Ondan sonra bu Ulu Ay Ata ovaya iniyor o dağın başından. 40 senede vücudu şekilleniyor. 40 yıl sonra bir daha sel oluyor. Aynı yere bir daha toprak balçık doluyor. Bu defa güneş diyor bilmem ne burcundaydı. Olay şöyleymiş. Hava sıcak yani burca şeye o kalıba
toprak dolduktan sonra hava sıcaklığı artınca erkek oluyor, hava sıcaklığı düşünce bayan olmuş. Yani anladım. Çok enteresan canım. Yani böyle hoplayıp hoplayıp kalktığım olur benim. Zaman zaman burada kafam tavana vurur böyle heyecandan. Şimdi bir de geçen sene Dede Korkut'u yazarken olmuştu öyle. Ya evet. Bunlar bir hazine ya. Bu Türk milletinin kimlik kartı şurada önümde yani. Öyle enteresan şeyler var ki. Şimdi neyse. Bunlar evleniyorlar. Çocukları oluyor falan. Tatarların nasıl buradan geliştiğini, Türklerin nasıl geliştiğini, efendim Moğolların nasıl geliştiğini anlatıyor. Şimdi burada bir bölüm var. Bir bölüm okuyacağım. Şimdi direkt Oğuzname'ye falan da geçeceğiz dolayısıyla. Diyor ki tamam hocam. Türklerin ilk kitabında, ilk kitabında söylüyor bunu. Diyor ki Türklerin iki tane büyük kitabı vardır. Birisi diyor, bu kitaptır diyor. Bundan bahsediyor. Tamam. Diğeri de diyor Oğuzname'dir diyor. Türkler Oğuzname'yi, Türkler çok önemli bir kitabı daha vardır. Bu kitaba Türkler çok değer verirler ve elden ele dolaştırırlar diyor. Adı Oğuzname'dir diyor. Bu kitabın içerisinde, yani Oğuzname'nin içerisinde ne varmış? Oğuz'un doğması, Oğuz'un günlük yaşamı, ilk Kaan oluşu, adını alması, namını Oğuz olarak almasını anlatır diyor Oğuzname. Ve devam ediyor. Oğuzname'de ayrıca, bakın arkadaşlar, Oğuzname'de ayrıca Tepegöz adlı bir yaratıktan da bahsedilir. Şimdi anlatıyor Tepegöz'ü, Basat'ın Tepegöz'ü nasıl öldürdüğünü anlatıyor. Şimdi demek ki benim demin gösterdiğim şu şekilde olan bir kitap vardı. Yani Oğuzname'nin ve Dede Korkut'un, şimdi Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi hikayesi Dede Korkut'ta anlatılıyor. İşte ama onu diyorum hocam ki, yani Dede Korkut hikayesi diyor, Oğuzname öyle bir kitaptır ki diyor, onda diyor Oğuz'un işte şunlar anlatılıyor. Ve anlatıyor. Diyor ki Basat'ın başka olayları da anlatıyor şimdi. Çünkü diğer destanlara da zaman ayırmak açısından özetleyerek geçiyorum. Şimdi tamam, bu hocam. Temel bir nolu destan bu ve yayınlarken de şöyle yayınladım. Türklerin en eski destanı Ulu Han Ata Bitigi diye yayınladım. Yani adı da bu şekilde. Bir kere name Türkçe değil. O, bu destanın adı da Oğuzname olmamalı. Niye olmamalı? Çünkü name ismi Farsça bir isim. Şimdi o Oğuzname'nin aslını bulamadığımız için bir kim demişse onu Oğuzname o şekilde gidiyor. Aslında bir Türkçe kitabın karşılığı bitiğidir arkadaşlar. Bitik, bitik. Bu ne? Ulu Han Ata bitiği. Ulu Han'ın destanı, kitabı bu. Şimdi geldim. Oğuznamelerin dediğim gibi 20 cilt toparladım. Dünya üzerinde ne kadar var ise hepsini toparladım ve aktardım. Bu arada tabii başka şeyler girdi işin içerisine. Mesela bununla uğraşıyorken başka şey. Mesela şu Türk'ün soy kütüğü. Görüyorum hocam. Görüyorum. Bunu kimse okuyamamış. Bu Ebu'l-Gazi Bahadır Han yazmış falan filan. Bunu şimdiye kadar, bana kadar kimse okuyamadığı için. Hocam yüzünüzü kapatıyor kitap. Biraz yan tarafa doğru alabilirsek eğer. Kimse okuyamadığı için bu Türkiye'de yayınlanmamıştı. Bunun içerisinde hem Oğuzname geçiyor, Oğuz Kağan destanı geçiyor, hem Ergenekon destanı geçiyor. Hepsi birbirine bağlı. Şimdi ben İslami Türk destanlarının hepsini yayınladım. İşte Saltuk Gazi Destanı. Yani bu çok ciltlidir ama altta parantez içinde. Yani bunu buraya sığdıramayacağım için bunu Tika yayınladı. Bu 10 kilo var. Yani kalınlığı da şöyle bir yarım metreye yakın. Ciltler İslam ansiklopedisi gibi böyle. Bu tamam, en son destanımız bu. Yani Kurtuluş Savaşı destanı yazılmadığına göre, ki yazılması gerekiyordu, yazmadı birisi. O da ayrı bir dert. Onun bir yani öncesi arkadaşlar... Belki sayabiliriz hocam. Yani şu Çılgın Türkler rahmetli Turgut Hoca'nınkini belki sayabiliriz. Belki. Şu olabilir. Şu Danışment Gazi destanı. Hemen bir öncesi. Şimdi oradan yanlış almışım. Bir öncesi Battal Gazi destanı. Evet hocam. Görüyoruz. Bu Battal Gazi'nin çok önemli bir nüshasını daha buldum geçen sene. Fransa'da aldım, getirdim. Bunu da tekrar yayınlayacağım, onu da söyleyeyim. Ondan tamam, öncesi hocam. Şey arkadaşlar, Battal Gazi destanından öncesi Eba Müslüm Mervi Dağı'nın
O da bu. İki cilt olarak yayınladım ama bu 18 cilttir. Kimse sahip çıkmadığı için sadece iki cilt yayınlayabildik. 18 maalesef cilt. Hocam. Evet. Maalesef. Bunun bir öncesi Müseyyep Gazi Destanı. Hı hı. Onun hepsinin kaynağı da Hazreti Ali Cenknamesi veya onu da Türkiye Türkçesine Hazreti Ali Destanı diye aktardım ben. Evet hocam. Yani aslında bu onun Türkiye Türkçesine aktarılmasıdır. Bunu renklerde evet, özellikle seçtim. Bu iki renk önemli biliyorsunuz. Hocam yine yüzünüzü hiç görmüyoruz. Yani sizi hiç görmüyoruz yine hocam. Biraz aşağı bakarsanız. Şununla ilgili. Tamam. Biliyorsunuz bu Alevilik'te iki tane renk önemli. Evet. Birisi çok kırmızı, birisi de şu. Niye olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum. Hazreti Hüseyin öldürüldüğü için kanın timsalidir bu. Bu da Hazreti Hasan'ın zehirlendiği için zehri rengidir o. Ha. Evet. Anladım hocam. Hazreti Ali gibi yiğit, Hazreti Ali gibi Zülfikar gibi kılıç gelmedi derler ya, onu temsilen sayfasına koydum onu. Hocam yine biraz kameradan uzaklaştırırsınız. Sizi de görelim şimdi, bu arada. Evet. Bu bir de alimler, yani Kur'an ilminde Hazreti Ali'den daha ileride kimse olmadığı için hem alim hem de yiğitlik, hepsini derledim, toparladım. Üst kuşakta, siyah kuşakta Hazreti Hasan ve Hüseyin'e ağıt olsun diye. Yani Anadolu'daki yazılı edebiyatta bununla başlar, destan edebiyatı da bununla başlar ve diğer eserlerin kaynağı da budur. Yani okuyarak, bundan esinlenerek yazmışlar. Tamam mı? Şimdi Anadolu destanları tamam. Anadolu tamam. Destanları bu Anadolu'ya genel olarak dini ve hı hı. Hazreti Ali ve çevresi, Hazreti Peygamber ve çevresinde olan olayları anlatıyor. Ondan sonra biliyorsunuz bu halifelik Hazreti Hüseyin'den sonra biliyorsunuz şeye geçiyor. Hocam biraz da toparlayabilirsek süre bakımından da mutlu olacağız. Buyurun. Tamam. Onun işte intikamı vesaire, Hazreti Hüseyin'in ölümünün intikamını almaya gidiyor. Onun destanı. Anadolu destanları bu şekilde. Şimdi geri evet. geçiyorum. Bizim buyurun. İslamiyet'i ilk kabul ettiğimiz destan şey, Satuk Burhan destanı. Hiç çalışılmamıştı. Gerçekten çok şaşırdım. 2017'de ben bu meseleyi de hallettim. Dünya üzerinde ne kadar Satuk Burhan destanı ile ilgili konu varsa, şey eser varsa hepsini topladım. Sonra ne oldu? Meğer 3 destanı varmış Satuk Burhan'ın. Bir İslamiyet'i öğrendiği kısım, bir de Burhanlar destanı çıktı. O da çok şaşırdım. Ben bilmiyorduk. Meğer o öldükten sonra, Satuk Burhan öldükten sonra onun oğulları da o mücadeleyi devam etti. İşte o da destan olmuş. Satuk Burhan destanı da bu. Yani şimdi geriye doğru gidiyorum. Ben de ilk defa duydum hocam. Sultanahmetlerden bahsettik, evet. Sonra şimdi bu bu yılki hesabım İslamiyet öncesi Türk destanlarını derleyip toparlamaktı. Ergenekon destanını yazdım. Bitti. Sadece Moğollarla ilgili bu, Moğollar bu konuya ne diyorlar? O da Moğolca bilmediğimiz için Rusça çevirilerinden. Ya, evet, Rusça da yayınlamışlar Kazakistan'da. Onu çeviriyorum şimdi. Adamlar resmen Türklerin değildir bizim gibi iddiaları da var. Onları da ekleyeceğim ve bitmiş olacak. O her ama yerden hocam ya. Ağustos ayında Ergenekon'un bizzat olduğu yere gidip geri geldikten sonra yayınlayacaktım. Uçak biletimi de aldım 9 Ağustos'a. Fakat galiba gidemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Bu hafta karar verilecek. Onun dışında hocam, şimdi şu anda yaptığım destanlar Türklerin türeyiş destanları. Yani Türkler, Kırgızlar nereden türedi? Uygurlar nereden türedi? Türkler nereden türedi? Bunları Çin kaynaklarından topluyorum şu anda kazıyarak. Onunla birlikte Göç Destanı diye bir destan var. Onu toparladım. Alper Tunga Destanı da bu yıl içerisinde çıkacak. Alper Tunga Destanı'nın tamamı biliyorsunuz Divan-ı evet. Lügat-ı Türk'teki 13 dörtlükten ibaret idi. Ben çok doğru. yeni bir nüshasını buldum. Çok büyük bir nüshasını buldum. Nereden buldunuz hocam? Yani söyleyemem onu şimdi. Şu anda söyleyemem onu. Alper tamam. Tunga Destanı da bu yıl, yani 2020 yılında okuyucusuyla ulaşacak olanlardan bir tanesi. Bu yıl içerisinde evet, toplam bundan sonra 4 kitap tasarladım. Birisi şunun kardeşi. Bu Türk'ün soykütübü. Bir de bu evet, Ebu hocam. Gazi Bahadır Han'ın Türklerin soykütüğü diye bir kitabı var. Şecere-i Terakime diye.
Onu çevirdim. Şimdi Türkiye Türkçesine aktaracağım. Belki yarın falan başlayacağım ona. Bir o. İkincisi Ergenekon Destanı. Üçüncüsü Türklerin Türeyiş Destanları. Dördüncüsü de Alper Tunga Destanı. Bu yılki hesabım, kitabım bu. Bir yandan da masalları derleyip toparlıyorum. Şey bu. Evet, şimdi sizin sorunuz varsa buyurun. Hocam benim sorularım bu kadar. Aslında daha fazla sorum vardı ama siz o kadar güzel anlattınız ki bütün sorularımı cevapladınız. Evet. Ben Durum bir bu. kez daha bir Türklüğüyle gurur duyan bir insan olarak size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu çalışmaları Estağfurullah. yaptınız. Yani durum bu. İyi ki Benim varsınız hayat hocam. Ne diyeyim felsefem başka? Bir şey bu. bilemedim. Çok şey kattığımı düşünüyorum. Enaniyetten affınıza sığınırım. Yani öyle ekelik yapmak hoşuma gitmez. Ben bütün maaşımı Türk milletinin verdiği vergiden aldım. Çoluğumu çocuğumu bu hale Türk milletinin verdiği vergiyle getirdim ben. Ben bu anda Türk milletine olan borcumu ödüyorum. Yani ben bir orman köyünden çıktım geldim. Çok zor şartlarda geldim ama yani şimdi ben borcumu ödüyorum. Yani bundan da zevk alıyorum. Hocam Şezikmen'deki hikayesi bunun bu. yani gerçekten çok şey diyebilirim ama teşekkür etmekten daha başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Estağfurullah. Hazır buradayken sizle bir dahaki programlar için de bir söz alalım. Müsait olduğunuz Elbette vakit ben bu işlere başka yatkınım. konularda da Yani ederiz. şimdi çok genel oradan daldan dala konduk. Bunların mesela bir tanesini alalım. Her biri ayrı bir dünya çünkü. Yani Kesinlikle hocam. o benim başka programlar yaptım ben TRT'de işte bu başka televizyonlarda o YouTube'da falan var onların. Bazıları ben mesela çok yorulduğum zaman mesela dün gece yaptım yoruldum. Açıyorum bunların bir tanesini. Hala kendi yaptığım programı seyrediyorum. Yani gerçekten ben başkasından okuyarak öğrenmedim. Ben böyle çamura bata bata kafamı vura vura. Ha, son olarak bir şey söyleyecektim de bu dedim ya. Buyurunuz hocam. Buyurun hocam. Şimdi bu sene şeyi yazıyorum. Türkmen boylan Dede Korkut'un. Bunun içerisinde bir boy var. Korkut'un mezarı kazıldı boyu. Yani Dede Korkut'un bir boyunun adı. Bunun içinde bir olay geçiyor. Diyor ki bu Bayındırhan falan işte bir gün toplanıyorlar Oğuz beyleri yemek yiyorlar, içki içiyorlar falan. Bir iki içi içtikten sonra bir tane bey başlıyor ağlamaya. Bu Dede Korkut şeyi. Bayındırhan diyor ki o ağlayan adama, beye, niye ağlıyorsun, ne oldu? Yani bir şey mi yaptık sana şimdi? Diyor ki ben şundan ağlıyorum diyor. Hepinizin kızı var, benim kızım yok diyor. Kızım, ondan mı ağlıyorsun? Ondan ağlıyorum. Dur diyor Bayındıran. Herkes elini kaldırsın bakayım ama. Herkes elini kaldırıyor ama. Diyor ki Allah'tan diliyoruz. Hep beraber dua ediyoruz. İşte filancıya Allah kız nasip etsin. Evet hocam. Aradan 9-10 ay geçiyor. Adamcağızın kızı oluyor. Kız evladı oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Adam kızım oldu diye Dede Korkut'un ayağına at gönderiyor. Adam gönderiyor, davet ediyor. Kızım doğdu diye. Sonra toy düzenliyor. 3 gün kız toyu düzenliyor adam. Kızım doğdu diye bütün Oğuzları çağırıyor, yiyorlar, içiyorlar, kutluyorlar. Neyi kutluyorlar? Kız Kız çocuğu. çocuğum doğdu, yu kutluyor. Arkadaşlar ben 50'yi geçtim. 40 yıldır namazıya giderim, cuma namazına. Artık 40 yıldır şunu dinlerim imamlardan. İşte Araplar kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı falan. Ya arkadaş, Arapların kız çocuğunu diri diri toprağa gömdüğü yıllarda bizim ata kız çocuğu olmadı diye ağlıyor en mutlu zamanında. Sonra olduğunda da tutuyor bütün cihanı o Oğuz ehalisinin hepsini topluyor. Benim kızım doğdu bunu kutlayalım diye. Biz böyle bir milletin evladıyız. Bunu yeniden bakmak, yeniden değerlendirmek lazım. Dede Korkut hikayeleri denilen şey öyle basit basit bir hikaye değil. Öyle masal falan filan öyle bir şey değil. Hocam Bunlar Oğuz dilerim Devleti'nin, ki sözünüzü kesiyorum, affedersiniz, Oğuz Devleti'nin estağfurullah. tarihidir. Bakın, Oğuzlar 800 yılıyla 1000 yılı arasında bizim hiçbir kaynağımız yok arkadaşlar. Yazılı Türk tarihiyle ilgili 2 satırlı yazı yok. Varsa biliyorsanız bana söyleyin, ben bulamadım. Yok.
hiç yazmamışız. 200 yıl boyunca Çinliler yazmış bizimle ilgili. Arapların seyyahları yazmış bizimle ilgili. Onlara bakıyoruz. Farslar yazmış falan. Onların ne yapalım? Elimizde tek kitap var. Dede Korkut hikayesi. Bu Dede Korkut hikayesi 800 yıla 1000 yılı arasında Oğuzların kendi arasında yaşadıkları şey. Ama dilden dile anlatılırken biraz işi sulandırmışlar. Hikaye o. Onun dışında elimizdeki şey bu. Böyle bir hazinenin şeyindeyiz, üzerindeyiz ama ben bu kadar toplayabildim. Kim bilir arkamdan ne konuşuluyor onu da bilmiyorum. Bu kadar uğraştım, bu kadar toparlayabildim. Ya kız toyu ne demek ya? Kız toyu ne demek ya? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Yani dilerim ki İslamiyet dışında Arap kültürünün tamamı ama İslamiyet dışında bu Türk kültüründen kazınır gider de biz bu sonradan görme, gudubet, karma karışık Arap kültüründen bir an önce kurtulup kendi kültürümüze, kendi özümüze dönüyoruz. Arkadaşlar o ayrı bir konu. Milli Eğitim Bakanı olayım, lise ikinci sınıfa Kur'an dersi koyarım. İslamiyet harici diyorum. Her lise öğrencisine Türkçe Kur'an'ı okuturum baştan sona kadar. Hem de bunu o kadar ciddiye alırım ki o Kur'an okunsun, ne şeriat, bu cemaat, memaat, bir sürü uyduruyorlar, milletin sırtından geçiniyorlar ya. Fitre paralarıyla Mercedes alıp gezen tipler. Evet, ondan hocam. Sonra ne onlar kalır, ne mezhebi kalır. Biz, ya o onu mezhepten, bunu mezhepten dolayı, Hazreti Peygamber'in mezhebi mi vardı? Arap'tan bizim öğreneceğimiz bir şey yok. Bizim kitabımız, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed. İkisinin dışında, aynen, gerisini nereye koyarsan koy, olmaz böyle. Ondan sonra da al sana işte adam anlatıyor filan. Şimdi bu bir sürü sakallı makallı iblis tipli adamlar türedi. Yani şaşırıyorum insanlar. Ya bir tanesini anlatacağım. Bakın şeyden. Benden sonra Google'a girin bakın. İstanbul'da bir tane cemaatin mensupları. Çıkıyor balkona bir tanesi yarım metre sakallı bir iblis tipli adam. Diyor ki biraz sonra şeyhimiz gelecek. Şeyhimiz diyor. Bir dakika yüzünü seyredin, 150 yıllık ibadetten daha evladı diyor. Benden sonra bakabilirsiniz. Yani onda da bir şey yok. Adam diyebilir ama karşıya bakıyorsunuz. Biraz sonra adam geliyor, bir tane tarikatın lideriymiş adam. Yarım metre sakalla şeyi yatalak geziyor. Hocam on binlerce adamın yüzünü seyrediyor. 150 yıllık ibadetten daha evladı bir sevap kazanacağım diye. Böyle bir din yok. Böyle bir din olamaz. Evet hocam. Kesinlikle. Böyle bir din olamaz. Yani nereden nereye geldik? Bizim muhteşem bir hazinemiz var. Bizim dinimiz İslam ama o şekilde karanlık bir yüzle. Ya öğreneceğin ne var işte? Anlatıyorum size. Bu destanlar az falan filan şey değil. Çok bunlar önemli. Bizi diğer bütün kültürlerin önüne çıkaracak, bizi dimdik tutacak unsurlar bunlar. Bunlara iyi bakmak lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdınız. Sorularımızı cevapladınız. Bir kez daha kendi adıma ve eminim ki izleyen herkes adına iyi ki varsınız diyorum. Saygılar ve sağlıklı günler diliyorum. Ben de saygılar sunuyorum. Selamlar. Görüşmek üzere. Estağfurullah.